Merhaba arkadaşlar. Yine 7. sınıf fen bilimleri dersiyle karşınızdayım. Bugünkü dersimiz güneş enerjisi ile alakalı olacak. Güneş dünyanın en önemli ısı ve ışık kaynağıdır. Bunu 5. sınıftan itibaren konularımız içerisinde görüyoruz. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan enerji güneşten sağlanır. Nükleer enerji dışındaki bütün enerjilerin dolaylı veya direkt kaynağı güneş enerjisidir. Güneştir. Örneğin rüzgar güneş ışınlarının sıcaklık farkı meydana getirmesi sonucunda oluştur, oluşur. Güneş enerjisi son yıllarda üzerinde en fazla araştırma yapılan ve geliştirilen enerji kaynakları arasındadır. Peki, acaba güneş enerjisi nerelerde kullanılıyor? Günümüzde güneş ışınlarından daha fazla yararlanmak için pek çok teknolojik ürün geliştirilmiştir. Bunlardan bazılarında güneş enerjisinden ışık ya da ısı enerjisi elde edilirken bazılarında da elektrik enerjisi elde edilir. Bunlardan ilkine bakalım. Güneş enerjisinden hareket enerjisine dönüşümünü sağlayan radyometre dediğimiz bir aracımız var. Radyometre ışık enerjisini hareket enerjisine çeviren bir alettir. Radyometre havadan etkilenmeyen cam bir fanus içerisinde serbestçe dönebilen, dört yapraktan oluşan, cam fanus ışıkla aydınlatıldığında koyu renkli yaprakların açık renkli yapraklara göre daha fazla ışığı soğuracağından az da olsa ağırlaşarak yapraklarının dönmeye başlaması ve ışık enerjisi arttıkça da bu dönme hızının da arttığını gözlemleriz. Yani bu aletimiz ile güneş enerjisinden hareket enerjisine dönüşüm sağlamış oluruz. Güneş enerjisinden tarım alanında da faydalanıyoruz. Örneğin seralar ya da genellikle kışın daha fazla kullanılan kurutulmuş sebze veya meyveleri kullanmaktayız. Güneş enerjisiyle güneş ocakları yapılmıştır. Güneş ocakları belli açılar ile parlak yüzeye sahip cisimlerin bir araya getirilmesi sonucunda ortasına konulan herhangi bir tencere ile bir yemeği pişirebilecek kadar enerji elde edebildiğimiz bir alettir. Ve güneş enerjisinin daha fazla olduğu yerlerde güneş ocakları rahatlıkla kullanılabilmektedir. Güneş bacaları güneş enerjisini önce ısı enerjisine, daha sonra kinetik enerjiye ve son olarak da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bu sistemlerde bacanın yüksekliği arttıkça üretilen elektrik enerjisi de artar. Burada hemen bir güneş bacasının ...yapısı karşımızda ve baktığımızda bacanın uzunluğu arttıkça güneş ışınlarında daha fazla faydalanıp... ...daha fazla enerji elde edildiğini gözlemleyebiliriz. Binaların günlük hayatımızda çoğumuzun karşılaştığı binaların üzerindeki güneş kolektörleri yine... Güneş enerjisinden faydalanılan aletlerden bir tanesidir. Güneş kolektörlerini genellikle evlerimizde sıcak su elde etmek için güneş enerjisinden faydalandığımız bir alettir. Güneş pilleri güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için güneş pillerinden yararlanıyoruz. Ve günlük hayatımızda artık çokça kullanılmaya başlanılan ve çevremizde de karşılaştığımız örneğin trafik lambalarında ya da ışık enerjisi elde etmek için kullandığımız sistemlerdir. Kurulan güneş panelleri ile bu sistem sayesinde güneş pilleri doldurulur. Güneş enerjisinin alınabildiği zaman aralığında ve sonrasında da bu enerjiyi ışık veya ısı enerjisi olarak da kullanabiliriz. Güneş enerjisi ile çalışan hesap makinelerimiz var. Bu hesap makinelerimizi da üst kısmında bulunan güneş paneli sayesinde yapısındaki pilin doldurulması sağlanır. Buradaki örneğimize baktığımızda ise binaların çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile evin içerisinde bulunduğu elektrik enerjisi ihtiyacının çoğunu rahatlıkla karşılayabildiğini görebiliriz. Yine günlük hayatımızda çokça kullanılmaya başlanılan güneş pili ile elektrikli ve elektronik aletleri rahatlıkla çalıştırabiliriz. Kullandığımız güneş paneli sayesinde elde ettiğimiz elektrik enerjisi ile Elektronik ya da elektrikli aletlerimizi rahatlıkla çalıştırabiliriz. Güneş panelinizin büyüklüğüne göre bu bir buzdolabı ya da bir televizyonu dahi çalıştırılabilecek çalıştırabilecek elektrik enerjisini elde edebiliriz. Burada da yine bir hava taşıtını görüyoruz ve kanatlarının güneş panelleri ile kaplı olduğunu ve güneşten elde ettiği enerjiyi güneş pillerine aktardığını ve bu sayede de bulunduğu üzerinde bulunduğu pervaneleri yani motorların çalışması ile rahatlıkla havada hareket ettiğini görebiliriz. Yine burada Güneş pili ile çalışan bir otomobil modelini görüyoruz. Son yıllarda güneş pilleri ile çalışan otomobillerin geliştirilmesi çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Yine burada yurt dışında elektrik enerjisi ile çalışan otomobillerin bir otopark içerisinde kurulan güneş paneli sistemi ile rahatlıkla kendi elektrik pillerinin şarj edilmesini sağladığını görebiliriz. Evet arkadaşlar, güneş enerjisi konumuzda burada sonlanmıştır. Teşekkürler.